Nice hak dostları vardır ki kendileri çok büyük olmalarına rağmen evlerinde yetiştirdikleri evlatları itibarıyla fevkalade fakirdirler. Onların evlatları veya evlatlarının evlatları azıp sapmış ve şeytanın ağına takılmışlardır. Günümüzde dahi bunun yüzlerce misalini gösterip anlatmak mümkündür. Ancak Allah Resulü'nün evlat ve torunlarıdır ki hiçbirisi yetiştikleri haneye, o hanenin mana köklerine ihanet etmemişlerdir. Değil ihanet etmek her fırsatta bu cibilli alakayı göstermiş ve vefa misali olmuşlardır. Hazreti Fatıma evlendikten sonra uzak bir yere taşınmıştı. Bir keresinde Allah Resulü kızının gözlerine hasretle bakarak "Keşke bana daha yakın olsan." dedi. "Babacım, Harise'ye söylesen de evini bizim için boşaltsa. Kızım, bir kere istedim, bir daha isteyemem." Harise bunu duyunca evi boşalttı ve yeni evliler bu eve taşındılar. Allah Resulü Harise'nin bu âli cenaplığından çok memnun oldu. Harise çok güzel Kur'an okurdu. Allah'ın Resulü bir gün şöyle buyurdular. "Cennette bir Kur'an sesi duydum. Kimin sesi ola ki?" dediğimde "Harise bin Numan'ın sesi." dediler. Bir gün Allah Resulü "Ya Ali, Allah'ı sever misin?" "Hiç şüphesiz." "Beni sever misin?" "Elbette." "Peki hanımın Fatıma'yı?" "Evet." "Pekala, ya Hasan'la Hüseyin'i?" "Severim ya Resulallah." Sorduğu sorulara aldığı cevaplardan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye bu sefer de şunu sordu. "Peki bu kadar sevgiyi bir tek kalbe nasıl sığdırıyorsun?" Hazreti Ali Allah'ın peygamberinin bu sorusuna hemen cevap vermedi. Evine gidip Fatıma validemize kendisine sorulan soruyu aktardı ve ondan bir cevap istedi. Hazreti Fatıma ona şöyle bir cevap verdi. "Allah'ı sevmen imanından ve aklındandır. Peygamberi sevmen gönlündendir. Beni sevmen nefsindendir. Hasan ve Hüseyin'i sevmense babalığının gereğidir." Hazreti Ali, Fatıma validemizden aldığı bu cevabı doğruca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aktardı. Sorusuna verilen cevaptan memnun olan Resulullah, cevabın kimden geldiğini anlamıştı. Kızı Fatıma validemizi kastederek şöyle buyurdu. "Bu meyve peygamberlik ağacından alınmışa benziyor. Kainatın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem her sefere çıkmadan önce en son kızına uğrar, seferden döndüğünde de mescidinde namaz kıldıktan sonra hanımlarına bile uğramaksızın önce yine kızına uğrardı. Yine bir sefer dönüşüydü. Allah'ın Resulü önce mescidine uğradılar, iki rekat namaz kıldılar, dua ettiler. Sonra da Hazreti Fatıma'nın evine yöneldiler. Çünkü can parçası başkaydı. Aralarında diğer kızlarıyla da olmayan bir bağ vardı. Fatıma bir evlattan çok öteydi. Sadık eşi Hazreti Hatice annemiz vefat edince yemeğini o yapmış, elbiselerini o yıkamış, yalnız yıllarında hep o yanında olmuştu. Kabe'de namaz kılarken üzerine attıkları toz toprağı evden koşup gelerek gözyaşlarıyla o yıkamıştı. O Allah Resulü'nün ifadesiyle babasının annesiydi. O kıyamete kadar gelecek altın neslin annesiydi. Allah'ın Resulü kızının kapısına dokunarak "Kızım Fatıma'm" diye seslendi. İpeklere yumuşaklık bağışlayan babasının sesiydi bu. Kapıya koştu. Geride garip hisler bırakarak dokunduğu her şeyi gurbet renkleriyle giydiren akşam güneşinin zarif ve zengin hissiliği vardı babasının üzerinde. Allah Resulü'nün üstü başı perişandı. Yorgundu. Çölden gelmişti. Yüzü gözü toz toprak içindeydi. Yaşı da bir hayli ilerlemiş, sakalı ve saçları yer yer ağarmıştı. Babasını o halde görünce hayalinde acılar bir gül gibi yaprak yaprak açılmıştı. Senelerden beri içinde birikmiş duygular depreşmişti. Daha fazla dayanamadı. Sarıldı babasının boynuna. Sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. "Babacığım, nedir senin bu yaşadıkların?" Yıllarca içinde biriktirdiği gözyaşları ipi kopmuş inci taneleri gibi dökülüyordu gözlerinden. "Ağlama kızcağızım. Bir gün babanın ışığı gecenin olduğu her yere ulaşacak." Mehmet Hoca sohbetin burasında gözünü bir noktaya doğru dikti. Sükunetle konuşuyordu. "Göreceksiniz, çok yakın bir zamanda Anadolu topraklarından doğacak yine ışık. İnsanlığın umudu, beklentisi Anadolu'da yeşerecek. Atını sonsuz okyanusa sürerek şu uçsuz bucaksız derya önüme çıkmasaydı adını daha ileri götürürdüm Allah'ım" diyen
Ukbe bin Nafiler yetişecek. Anadolu'dan kopan on binlerce genç dünyanın dört bir yanına kandil kandil ışık götürecek. Sobanın gürültüsü, odunların çıtırtısı, bir de yanan odunların arada bir devrilişi, Mehmet Hoca'nın tatlı sohbeti birbirine karışıyor, derviş odasında huşu dolu bir kış gecesi yaşanıyordu. Mehmet Hoca bir noktaya diktiği gözlerini odadakilerin üzerine çevirdi. Bu gece de bu kadar yeter. Yarın cennet gençlerinin üveyikleri Hazreti Hasan ve Hüseyin'le devam edeceğiz, dedi ve kalktı. Oda sakinleri saygıyla uğurladılar onu. Şimdilerde Mehmet Hoca'nın sezgileri güçlü bir insan olduğunu daha iyi anlıyorum. Sanki bugünleri görmüştü. Bugün Asya bozkırlarında, Afrika çöllerinde, okyanusların sonsuz maviliğinin ortasında, tarihin hiçbir devrinde İslam'ın ışığının gidemediği adalarda, kuzey ışıklarının bir hayal, bir ışık ülkesi gibi aydınlattığı buzullarla kaplı kutuplarda insanımız sesini duyurabiliyorsa, bütün bunlarda Allah Resulü'nün "Ağlama kızcağızım, bir gün babanın ışığı gecenin olduğu her yere ulaşacak" sözünden bir hisse olduğunu düşünüyorum. Dışarıda yağmur dinmiş, hava ayaza kesmişti. Uzaklardan köpek havlamaları duyuluyordu. Odanın sakinleri birer ikişer kalkarak karanlığın içinde kayboldular. Biraz sonra derviş odasının ışıkları söndü. Tepenin başındaki oda karanlığa gömüldü. Muharrem'in dördüncü gecesi. Cennet gençlerinin üveyki Hazreti Hasan. Yatsı namazından çıkanlar paltolarına iyice sarınmışlar, yine derviş odasına doğru yürüyorlardı. Karayel yeri göğü yıkıyordu sanki. Soğuğun sillesine daha fazla maruz kalmamak için ihtiyarlar hızlı hızlı yürüyor, gençler koşuyordu. Her taraf don tutmuştu. Yapraksız dalların gece dansı ürpertivericiydi. Çamur deryası yollarda araba tekerlerinin oluşturduğu derin izler, hayvan sürülerinin açtığı derin çukurlarla her taraf delik deşik olmuştu. Köstebek tarlasına dönen sokaklar yürünmez haldeydi. Gündüz neyse ama gece bu yollardan yürümeyi göze almak zordu. Öyle bir soğuk vardı ki bazıları dua okumak için Sarı Dede'nin önünde duramadılar. Derviş odasında emektar soba, kendi kalesini koruyan ateşli bir komutan gibi Karayel'e meydan okurcasına gürül gürül yanıyordu. Her zaman olduğu gibi yine en son Mehmet Hoca girdi içeri. Yüzü soğuktan kıpkırmızı olmuştu ama bu ona ayrı bir güzellik katmıştı. Sanki yüzü kırmızı bir gül bahçesiydi. Herkes "Merhaba Hoca Efendi" diye selamladı onu. Mehmet Hoca "Bugün çok soğuk dışarısı" dedi. Faik dedi "Eh, yağmurdan sonra bu kuru soğuklar hep olur zaten" dedi. Kadıların İbrahim "Allah yolda yolakta kalanları korusun" diye ekledi. Amin fısıltısı yayıldı odanın içine. Mehmet Hoca babama takıldı. "Süleyman Ağa, sen üşümüyor musun? Camide de palto yoktu sırtında" dedi. "Ben Erzurum askeriyim. Ne soğuklar gördük biz" dedi babam. Ben bildiğim bileli babamın hiç paltosu olmamıştı. Hep üst üste giydiği pantolonlarla, kazaklarla boğuşurdu en sert soğuklarla. Mehmet Hoca yine bir iki kesik kesik öksürdü. Sohbet başlıyordu. Herkes daha bir dikkat kesildi. Hicretin 3. yılının Ramazan ayı ortasında Ali ailesinin bir oğlu oldu. Ezelde birbirine bağışlanan çiftlerin mutlulukları sonsuzdu. Aile ağacı ilk meyvesini vermişti. Allah'ın Resulü koşup geldiler, sevgili torununu kucağına aldılar. Kulağına ezan ve kâmet okuyup adını Hasan koydular. Peygamberimiz "Ben oğluma Harun peygamberin büyük oğlunun adını verdim" dedi. Hazreti Hasan'ın yüzü tıpkı dedesiydi. Fatıma annemiz onu peygambere benzeyen yavrum diye seviyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevimli torununu çok seviyordu. Dilini emiyor, omzunu alıyor, şakalaşıyordu. Sevimli yavru sadece Ali ailesini değil bütün Müslümanları sevince boğmuştu.
Herkes Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ona olan yakın ilgisini görüyor, böylece kendi çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğini anlıyorlardı. Medine'nin sevinci olmuştu Hazreti Hasan. Allah'ın Resulü daha sık gelmeye başlamıştı kızının evine. Ebu Hureyre der ki, Hasan'ı gördüğümde gözümden yaşlar boşalır. Çünkü o bir gün gelip Resulullah'ın kucağına oturdu. Allah'ın Resulü ağzını açtı. Sonra onun ağzını kendi ağzına koydu ve şöyle buyurdu. Allah'ım, ben onu seviyorum. Sen de sev. Allah Resulü bu sözü 3 kere tekrarladı. Uhud, Sarp Yokuş. Ali ailesinin ilk zorlu imtihanı Uhud'tu. Başta Ebu Cehil olmak üzere Mekke'nin pek çok ileri geleni Bedir'de can vermişti. Mekkeliler Bedir'in intikamı hırsıyla dolup taşıyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa sarf ederek tepeden tırnağa donanımlı bir ordu kurup Ebu Sufyan öncülüğünde Medine'ye doğru yürüdüler. Miladi 625 yılının bir bahar sabahı iki ordu Uhud Dağı'nın eteklerinde güneşin ilk ışıklarıyla karşı karşıya geldi. Kureyşli kadınlar sürekli cengaverleri savaşa yüreklendiriyordu. Kureyş'in sancakları Talha bin Ebi Talha ortaya atıldı. Kim benimle çarpışacak? Ey Muhammed'in arkadaşları! Siz kılıçlarınızla bizi öldürüp Allah'ın bizi cehenneme sokacağını, sizi de cennete sokacağını iddia ediyorsunuz. İçinizde kılıcımla öldürülüp cennete gidecek ya da kılıcıyla öldürüp beni cehenneme gönderecek kahraman yok mu? 24 yaşını daha yeni doldurmuş olan İmam Ali sabredemedi. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki kılıcımla seni cehenneme göndermedikçe veya kılıcımla cennete girmedikçe seni bırakmayacağım. Benimle vuruşmaya var mısın? Varım dedi Talha. Mübarizler saflar arasından çıkıp ilerlediler ve ortada göründüler. Allah'ın Resulü o sırada üzerinde iki zırhı, miğferi üzerine sarılı ak sarığıyla İslam sancağının gölgesindeydi. İki mübariz karşılaştılar. Çatal uçlu Zülfikar sahnedeydi. Genelde Haşimiler soyca yapılı, güçlü ve pehlivan yaratılışlı kimselerdi. İmam Ali de öyleydi. Teke tek savaşta hayatı boyunca hiç yenilgi tatmayacak olan Allah'ın aslanı hasmıyla karşı karşıya geldiğinde Zülfikar havada parlak bir kavis çizdikten sonra hasmının başına indi. Korkunç bir çelik sesi yankılandı Uhud'un yamaçlarında. Bu çok güçlü ve etkili bir vuruştu. Mekkeli silahşör direnmek istediyse de çok geçmeden arka üstü yere düştü. O sırada başına dikilen İmam Ali'ye Allah ve akrabalık hakkı için öldürme dedi. Hazreti Ali vazgeçti öldürmekten. Her iki ordu olayı izliyordu. Kureyş bayrakları yere düşünce İslam ordusunda bir coşku ve sevinç dalgası yayıldı. Allah'ın Resulü tekbir getirdi ve bütün ordu büyük bir uğultuyla tekbir getirdi. Tekbir sesleri dalga dalga yayıldı. Uhud tekbir sesleriyle inledi ve savaş kızıştı. Tam zafer rüzgarları Müslümanlardan yana esmeye başlamıştı ki Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle yerleştirdiği ve sakın burayı terk etmeyiniz dediği Aynayen tepesindeki okçular savaş bitti diyerek yerlerini terk ettiler. Onlar yerlerini terk edince melekler de Uhud'u terk ettiler. Büyük harp dahisi Halid bin Velid emrindeki atlı süvarilerle Müslümanları arkadan çevirdi. Kaçan Mekkeliler de geri dönünce Müslümanlar korkunç bir kıskacın içinde kaldılar. Uhud çetinleşti. Uhud granitten bir kaya oldu. Eller, kollar, kafalar bir ağaç gibi budanıyordu. Müslümanların sancağı Medine Fatihi Musab'taydı. Sırtında Allah Resulü'nün cübbesi vardı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem önünde oluşturulan etten duvar parça parça oluyor ve kılıçlar ona kadar erişiyordu. Bir müşrik peygamberimiz sanarak Mus'ab'a saldırmış, bir kılıç darbesiyle sağ kolunu koparmıştı. Mus'ab sağ kolu kopunca sancağı sol eline almış, o da bir dal gibi kopunca kopuk kollarıyla sancağı bağrında tutmaya çalışırken budanmış bir ağaç gibi yere yıkılmıştı. Gün gruba doğru koşarken kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem önünde duran sancaklara Mus'ab diye seslenmiş, sancağı taşıyan geriye dönerek ben Mus'ab değilim ya Resulallah diye cevap vermişti. Halbuki tıpkı Mus'ab'tı. Mus'ab daha savaşın ilk saatlerinde düştüğü için bir melek onun suretine girerek sancağı gün boyu taşımıştı.
Sokaklardan geçerken kızların, kadınların kapı ve pencerelere çıkarak Mus'ab geçiyor diye birbirlerine seslendikleri, güzelliği dillere destan, ışık süvarilerinin öncüsü Medine Fatihi Mus'ab kızgın kumlara başını saklamış öylece yatıyor. Şefkat peygamberi yanına geldi ve müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Ayetini okudu. Mus'ab o gün neden yüzünü sakladı? Çünkü Müslüman olduğunda Allah Resulü'nü hep koruyacağına söz vermişti. Şimdi gözlerimin önünde ona bir şey olursa dayanamam. Allah bana sorarsa Mus'ab neden sözünde durmadın? Ben ne cevap veririm? Diyerek başını saklamıştı. Çok değil, daha birkaç yıl önce Mekke sokaklarında ipek elbiselerle yeldire yeldire gezen Hazreti Mus'ab'ın üzerindeki elbise bir ağaç gövdesi gibi budanmış, kanlı bedenini örtmeye kafi gelmemişti. Başı örtülse ayakları açıkta kalıyordu. Şefkat peygamberinin emriyle başını örttüler ve açık kalan ayaklarına ısır otu koydular. Mekkeliler dalga dalga geliyordu Müslümanların üzerine. Kılıçlar Hamza'yı arıyordu. Öyle bir an ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle kafirler arasında sadece Hazreti Hamza vardı. Hep yanında olmuştu. İşte Uhud'da da yine yanındaydı. İki elinde iki kılıç yine yeğenini koruyordu. Göğsünü güllerin efendisi sallallahu aleyhi ve selleme geriyordu. Önüne kattığı sırtlan sürüleri çil yavrusu gibi dağılıyordu. Korkuyla hiç tanışmamış bu insana sokulmak imkansızdı. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, kölesi Vahşi'ye onu göstererek işte istikbalim dedi. Özgürlüğüne kavuşması, servete sahip olması Hazreti Hamza'yı öldürmesine bağlıydı. Vahşi pusuya yattı. Saatlerce bir kayanın arkasında avını bekledi. Karşısına çıkmaya cesareti yoktu. Bir ara Allah'ın arslanının kızgın kumlar üzerinde ayağa kayıp sendelediğini gördüğü an mızrağını fırlattı. Allah'ın arslanı mızrağın geldiği yöne döndü, baktı. O bakışlar Vahşi'nin kalbini, Vahşi'nin mızrağı onun bağrını deldi. Yavaş yavaş bir çınar gibi devrildi kızgın kumların üzerine. Kainatın kalbine talihsiz bir mızrak saplanmıştı. Hamza bir başkaydı. O Allah'ın aslanıydı. İnananların hamisiydi. Nerede dara düşseler oradaydı. Kabe'de bir gün Müslümanlar kısırıldıklarında yine o koşmuştu. Elleriyle mescidin duvarını ören, sırtıyla kerpiç taşıyan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kerpiç taşırken görünce "Ya Resulallah sen otur biz taşırız" diyen aslan şimdi sinesinde mızrak öylece kızgın kumların üzerinde yatıyordu. Güneş ağlıyordu. Gönüller ağlıyordu. Güller ağlıyordu. Onun nefes alıp verdiğini görenler yanına yaklaşamıyordu. Aslanın nefes alıp vermesi bile yetiyordu sırtlanları sindirmeye. Allah'ın aslanı yere yıkılınca bir anda harmin kaderi değişti. Mekkeliler bende yıkılmış azgın seller gibi gelmeye başladı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Şu gelen gruba kim karşı koyacak?" dediğinde Hazreti Hamza sinesinde bir mızrakla kızgın kumların üzerinde öylece yatıyordu. Gökler ağlıyordu, yer ağlıyordu, Uhud ağlıyordu. Hazreti Hamza'dan sonra yakın koruma görevi Hazreti Ali'deydi. Bir aralık yine Allah'ın Resulü'nün etrafında çember iyice daralmıştı. Bir müşrik grubu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru geliyordu. Peygamberimiz Hazreti Ali'nin onlara karşı çıkmasını istedi. Hazreti Ali gelenleri dağıttı. Biraz sonra gelen bir başka gruba da karşı çıktı. Onları da çil yavrusu gibi dağıttı. Allah'ın aslanı Ali, peygamberini siperleyen bir avuç sahabi arasında Zülfikar'ın uzandığı her şeyi kesip biçiyor, koparıp atıyordu. Cebrail, "Ey Allah'ın Resulü, bu size karşı yapılan bir yiğitlik ve mertliktir" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü'nün dudaklarından şu sözler döküldü. "Ben Ali'denim, Ali bendendir." Cebrail, "Ben de ikinizdenim" dedi. O an göklerden kopup gelen bir ses duyuldu. "La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar." Ali gibi genç, Zülfikar gibi kılıç yoktur. Göklerden bir şelale gibi dökülen bu ses, fütüvvet, gençlik, yiğitlik ruhunun Hazreti Ali'nin ruhundan fışkıracağını haykırıyordu. Musa peygamberin kardeşi Harun aleyhisselam Uhud'da gömülüydü. Hazreti Musa'ya göre Harun neyse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göre o olan İmam Ali bu dağda doğacak, Zülfikar burada parlayacaktı. Bir ok yağmuru sırasında başka çare kalmayınca Hazreti Talha Allah'ın Resulüne giden bir oka elini kaldırdı. Okun saplandığı kol çolak kaldı. Şefkat peygamberi buyurdular.
cennet Talha'ya vacip oldu. Etrafında kalan bir avuç insanla Uhud Dağı'nın yamacına çekilen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün yaralı ve mecalsiz olduğu için öğle namazını oturarak kıldı. Müşrikler Sarp Kayalığın böğründe siperlenmiş olan Müslümanların yanına çıkmaya çalışıyorlardı. Efendimiz, "Allah'ım, onların yukarıya çıkmasına izin verme," diye dua ediyor. Sahabiler taşlar kayalar yuvarlayarak onları engellemeye çalışıyorlardı. Allah'ın Resulü Sa'd bin Ebi Vakkas'a "Onları geri çevir," dedi. "Tek bir okum var ya Resulallah. At ya Sa'd." Sa'd fırlattı, bir müşrik yuvarlandı. Oku geri fırlattılar. Gelen oku Sa'd yeniden attı. Bir daha isabet aldı. Aynı oku yine geri attılar. Hazreti Sa'd yine atınca biri daha yuvarlandı. Cesaretleri kırıldı. Bir aralık İslam ordusu içinde çıkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü şayiası Medine'ye kadar ulaşmıştı. Uhud'a koşan kadınlar arasında Hazreti Fatıma da vardı. Babasının halini görünce boynuna sarıldı. Gözyaşları sel oldu. Hazreti Ali kalkanıyla su getirdi. Hazreti Fatıma babasının yaralarını, kanlarını yıkadı. Şefkat peygamberinin yüzüne batan zırh halkasından dolayı kan dinmiyordu. Hazreti Fatımatü Zehra'nın yüreği kanıyordu. Babasının yarasına hasır yakarak kül bastı ve kan dindi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaş sonrası amcası Hazreti Hamza'nın yanına gitti. Manzara ürperticiydi. Kurbanlık koyunlar gibi karnı yarılmış, kalbi koparılmış, kulakları doğranmıştı. Şefkat peygamberi iki büklüm oldu. Yüreğinin cızırtıları duyuluyordu. Amcası kardeşten öte kardeşiydi de. Aynı memeden süt emmişlerdi. O sırada Allah'ın Resulü kahraman kadın halası Safiye'nin geldiğini görünce oğlu Zübeyr'e "Annene söyle geri dönsün. Kardeşinin cesedini bu halde görmesin," dedi. Hazreti Safiye, "Eğer ona yapılanı göstermemek için beni döndürüyorsanız ben onun kesilip biçildiğini zaten biliyorum. O bu musibete Allah için uğramıştır. Biz bundan daha beterini de sabrederiz," dedi. Allah'ın Resulü Zübeyr'e "Bırak annen gelsin," dedi. Büyük kadın kardeşinin başına oturdu ve sarsıla sarsıla ağladı. Sahabiler de "Üzerini örtecek bir örtü bulamadık," diye ağlıyorlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarına boğulmuştu. Hıçkırıklar arasında şu sözler döküldü dudaklarından. "Melekleri gördüm. Onu yıkıyorlardı." Harp bitmişti. Gaziler Medine'ye dönüyordu. Hem de her eve yetecek acılarla. Veda tepesinde Medineli kadınlar, çocuklar gazileri karşılıyordu. Hazreti Hamza'nın kızı küçük Fatıma da vardı aralarında. Öncü birliklerin başında Hazreti Ebubekir'i görünce "Ebubekir amca, babam geliyor mu?" dedi. Hazreti Ebubekir ne diyeceğini şaşırdı. Hıçkırıklarını zor tuttu. Dudakları titreyerek "Arkadan Resulullah geliyor. Ona sor," dedi ve atını bir kenara çekerek beklemeye başladı. Merak ediyordu. Allah'ın Resulü ne cevap verecekti? Biraz sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin üstünde göründü. Hazreti Hamza'nın körpe kızı Fatıma, "Ya Resulallah, babam geliyor mu?" dedi. Şefkat peygamberi, "Bundan sonra senin baban ben olayım. Olur mu?" buyurdular. "Ama ya Resulallah, bu söz kan kokuyor. Yoksa babamı kayıp mı ettik?" "Hayır, baban şehit oldu. Cennetin gölgelerinde seyrediyor." Her evden feryatlar yükseliyordu ama Hazreti Hamza'nın evi ıssızdı. Kimi kimsesi, ağlayanı yoktu. Yüreği yaralı peygamber, "Fakat amcam Hamza'nın ağlayanı yok," dedi. Büyük sahabi Sa'd bin Muaz, ensar kadınlarını toplayarak önce Hamza'ya sonra kendi şehitlerini ağlamalarını söyledi. O günden sonra Medine'nin kadınları hep önce Hazreti Hamza'ya sonra kendi yakınlarını ağladılar.